Ya olay ilk önce benim eşim ufak kardeş sabah işe giderken işte sabah saatlerine direkt karşıdan gelirken saldırıyor Oğulcan ustaya. Ceza almasını istiyoruz. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var, ailemiz var. Hani korkarak işe gidip geliyoruz. Yani nereye kadar devam edecek bu şekilde? Ben anlamıyorum yani. Yani gerekli yerlere başvurduk. Hani emniyet kuvvetlerine başvuru yaptık. Hani yok yani bir şekilde bize bilgi verilmedi. Hani bunu bir şekilde biz ceza almasını istiyoruz. Hani böyle insanların dışarıda dolaşması hani ne bizim için ne çevredeki insanlar için hiç de iyi değil yani. İlla ki bir gün birinin başını yakacak yani. Hani en kısa zamanda ceza almasını istiyoruz bu şahsın. Olay yaklaşık 10 gün önce oluyor burada. Benim eşimin büyük abisi yanında 3 yaşındaki çocuğuyla beraber işte annemlerin evine gelirken buradan doğru bu şekilde geliyor. O şahıs da arkasından habersizce geliyor arkasından. Direkt buradan şişi sokuyor buraya. 6 santim şiş darbesi alıyor eşimin abisi. Düşüyor kalıyor. Ondan sonra şahıs Sarıgazi istikametine doğru kaçmaya başlıyor. Saatlerinde saat 7 civarında sabah işe gitmek için otobüs durağında beklerken bu kalabalıktan istifade edip o beni bıçaklayan şahıs arkamdan geldi. Hiçbir şeyden haberim yok. Otobüs bekliyorum ben. Hani şahıs beni bu şekilde buramdan arkadan bıçakladı. Yaklaşık 10 santim bıçak darbesi aldım ben. Şahıs beni bıçakladıktan sonra bıçağı kaldırdı ve tehdit etmeye başladı. İşte hepinizi doğuracağım gibisinden. Daha sonrasında şahıs yine Sarıgazi istikametine doğru kaçmaya başladı. Allah kardeş, çocuklarımı her gün korkuyla işe gönderiyorum. Bir sabah kalktığımda bana hemen haber gelmesin ki Mustafa Işıklı Erdoğan'ı bıçakladı veya Serhat'ı bıçakladı, Olcan'ı bıçakladı. Çocuklarım darbe aldı. Hepsi ölüm yerinden, tehlikeli yerlerden darbe vuruyor. Ben devletimden rica ediyorum bunun tutuklanmasını, cezasını çekmesini. Bunda sadece ben darbe almadım. Mahallede 5-6 haneyiz. Kimse korkudan sokağa çıkamıyor. İstemiyorlar korkudan sokağa çıkmaya. Mustafa çıkıp bir yerden de bizim çocuğumuzu bıçaklayacak, bizi bıçaklayacak diye. Allah için yalvarıyorum, ne olursun devletimizden bunun tutuklanmasını, bunun ceza almasını. Çocuklarımı ben onun için doğurmadım. Ben kimseye kurban veremem çocuklarımı. Devletime veririm ama Mustafa Işıklı'ya asla ben kurbanlık çocuk doğurmadım. Kesinlikle devletimden rica ediyorum. Alsınlar, tutuklasınlar onu ki biz de kurtaralım.